içinden gelemeyen yani yaşlı vatandaşlarımız, hasta vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili de yani tedbirler aldık. Vatandaşlarımızı gidip evinden alıp oy kullandırıp tekrar evlerine bırakmak gibi tedbirler aldık. Uzaktan gelen konsolosluğa uzaktan gelen vatandaşlarımız için de vatandaşlarımız organize olup işte biz şu kadar kişi geleceğiz dedikleri takdirde onlara yine otobüs gibi işte minibüs gibi ulaşım desteği de sağlıyoruz. Değerli basın mensupları biliyorsunuz bu tür oylamalar aslında bir demokrasi şöleni şeklinde geçmeli. Çünkü biz burada Türkiye'nin geleceğini öyle ya da böyle etkileyecek, bizim açımızdan pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz. Öyle ya da böyle etkileyecek bir karar çıkacak. Buna her vatandaşımızın katılmasını arzu ediyoruz. Onun için katılım yüksek olsun diyoruz. Yani evet, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın belki Türkiye'de çok fazla Türkiye'yle kendilerini ilgilendiren çok fazla bir şeyler olmayabilir. Ama biz Türkler olarak ülkemize öyle bir bağlıyız ki gönülde hiç gitmeyecek bile olsak o ülkemizin yani o Türkiye'mizin her şeyini takip ederiz. Bunu siz burada yaşayan, burada doğan kardeşlerimiz daha iyi biliyor. Onun için bu önemli bir oylama. Kararları ne olursa olsun sandığa gidip kararlarını göstermeleri gerekir. Daha sonra Türkiye'de olacak iyi ya da kötü şeyleri en azından eleştirme hakları olur. Biz bu oylamanın, bu referandumun Türkiye için hayır getireceğini söylüyoruz. Bunun en önemli nedeni, iki tane önemli nedeni var bizim açımızdan. Yani bunu biraz sonra başka bir çerçevede de sizle paylaşacağım. Bir, istikrar meselesi. İkincisi, çift başlılık var şu anda. Yani evet, Cumhurbaşkanı kurduğu partinin iktidarda olduğu yerde Cumhurbaşkanı. Bunun tam tersini ben düşünemiyorum bile. Neler olabileceğini.